ekran başındakilere de merhaba. Konuya girmeden önce biz ilk yarım saatimizi nefesle konunun içine giriyoruz. Da bugün kolay nefesten başlayalım dedik. Sim nefeslerine tekrar dönüyoruz. Sim nefeslerine. Sim nefesleri hani birlikte yapabiliriz. Ben hem anlatacağım hem yapacağım. İsteyenler hani yapabilir aynı anda. Çok basit çünkü. Ama basitliği kadar da çok etkili. Çok etkili nefesler. Ben hani hem yapıp hem anlatacağım çünkü 15 dakikaya sığdıracağım bunları. Sim nefesini 3 katmanlı bir nefes olarak alıyoruz. Nefese önce derince nefes alıp akciğerleri dolduruyoruz. Ardından karnı şişiriyoruz. Sonra akciğerlerin tepesini dolduruyoruz. Derin bir nefesle. Sonra nefesi hafifçe tutuyoruz. Hafif rahatsızlık hissettiğimiz zaman nefesi vermeye başlıyoruz. Ve nefesi uzunca veriyoruz. Bu nefesi almak ve tutmanın toplamı nefesi vermeye eşit olmalı. Hani bunun hani aritmatiği burada oluyor. Ama bunu çok hani ucu ucuna hesaplamaya da lüzumu yok. Sadece şunu bilmek gerekiyor ki nefesi vermek daha uzun olmalı. Bakın. Ama insan ilk başlarda kendini alıştırabilir de içinizden sayabilirsiniz. Nefes alırken 1, 2, 3, 4, 5. Nefes tutarken 1, 2, 3, 4, 5. Nefes verirken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biliyor musun? Hani bu şekilde bir alışkanlık yaratmak için 5, 5, 10 veya 7, 7, 14 veya 9, 9, 18. Ağır ağır insanın kapasitesi de çıkar bu şekilde. Hani ve fark edersiniz. Günler içinde, aylar içinde. Cidden çok insan var bu nefesleri yaparaktan. Diyor ki ben eskiden bir kat merdiven çıkabilirdim. Şimdi 3 kat çıkıyorum. Nefesim daralmadan. Çünkü bizim elimizde nefes hemen hemen. Onu açmak veya daraltmak. Kullanmazsak daralıyor. Kullanırsak tabii ki geniş bir şekilde duruyor. Sim nefesleri bu şekilde. Biz bunu günde 3 defa yapmayı cidden tavsiye ediyoruz. Sabah, öğleden sonra ve akşam şekliyle hani yapabildiğiniz zaman. Ama ilk başta sabahları başlayabilirsiniz. Büyük etkisini görürsünüz. Ama günün ortasında bir ara verip, insan masada otururken de yapabilir, otobüste yolculukta da yapabilir. Her yerde yapabilir insan. Hani kimse de acayip bir şekilde bakmaz. Çünkü çok hafif bir nefes alıp veriyorsunuz. Yaptığınız iş bu. İçinize dönüyorsunuz, nefesi yapıyorsunuz ve akşam eve geldiği zaman yapabilir. Bu şekilde insan kendini, kendi dengesini kuruyor kendisi bu nefeslerle. Çünkü bunlara sim nefesi diyoruz. Sizin alıştığınız dilden konuşursam element nefesleri. Bunun hani Türkçe olmayan Türkçesiyle. Elementleri. Sim Türkçe bir sözcük. İnanın veya inanmayın. 3-4 bin senelik bir sözcük. Element demek. Aynı zamanda melek demek. Ve bunların da derinliğini hani sonra öğrendiğiniz zaman neden aynı sözcük aynı yerde kullanılıyor? Onları da öğreniyorsunuz. Çünkü dilimiz çok kadim bir dil. Çok bilge bir dil. Onu konuştukça da bilgeliğimiz daha da artıyor. Çünkü dilin içinde yaşıyor bilgelik. Dışarıda değil. Bunu en güzel, en yakın tarihte kullanan kimse Yunus Emre. 1000 senedir veya 900 senedir ölmemiş söyledikleri sözcükler. Çünkü Türkçe olarak söylemiş. Herkes de söyleyebiliyor halk içinde. Şimdi sim nefeslerine geçelim tek tek. Toprak nefesi... Bunların hepsinin bir hisleri var, güçlü olduğu. Toprağın şükran. İçimize dönüyoruz. Burunda alıp burundan veriyoruz nefesi. Şöyle. Da yapabilirsiniz. Biraz önceki anlattığım gibi 3 katmanlı nefes, değil mi? Akciğerleri dolduruyoruz, karnı şişiriyoruz, sonra akciğerlerin tepesini dolduruyoruz. Tutuyoruz nefesi bir müddet, sonra da uzunca veriyoruz. Bunların zikirleri de var. Elhamdülillah diye zikir sevenler yapabilirler. Başka dillerden de zikirler, hani bu
konulara devam edenler öğrenebilirler. Başka dillerde de söylenebilir zikirler. Su nefesine geçiyoruz. Su nefesinde de burundan alıyoruz, ağızdan veriyoruz. Ağızdan verdiğimizde bir mumu üfler gibi veriyoruz. Hissi arınma hissi. İçimizde bir arınma hissini uyandırabiliriz. Veyahut da zikri ya afü. Afü Türkçeleştirirsek affetmek anlamında Yaradan'ın ismi. Tamamen unutaraktan affetmek, hiçbir şekilde hatırlamamak, hiçbir izinin kalmaması. Afü o anlamda affetmek. En derindir affetme. Su nefesi bizi arındırıyor. Toprak nefesi bizi odaklandırıyor. Burundan alıyoruz, ağızdan veriyoruz. Ardından ateş nefesine geçiyoruz. Ateş nefesi ağızdan alınıyor. Burundan veriliyor ateş nefesi. Sıcak süt içer gibi ağızdan alıyoruz. Tutuyoruz hafifçe, sonra burundan veriyoruz. Arzularımızın, gerçek arzularımızın ortaya çıkmasını istiyoruz. Yalancı arzuların da yanmasını istiyoruz. Çoğunlukla hayatta başımız derde yalancı arzularımızdan girer ve biz onları gerçek arzular zannederiz. Halbuki o yüzeyeldeki arzuların altında gerçek arzularımız vardır. İşte o gerçek arzuların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu nefes onu ortaya çıkartıyor. Zikri Ya Vedud, Yaradan'ın sevgi isimlerinden biri. Çok kuvvetli bir sevgi. Şahsi, kişisel bir sevgi. Birleştiren bir sevgi. Hava nefesi de burundan alıp burundan veriyoruz. Hissi yakarış. İçinde yaklaşma arzusu var. Yakarış. Ağızdan alınıp ağızdan veriliyor dediğim gibi. Zikri de Allah'u. Yine aynı şekilde ağızdan alıyoruz. Tutuyoruz, veriyoruz. Son kısmı da bulun nefesi deniliyor Türkçe'de. Çünkü her yerde bulunduğu için, her şey onun içinde bulunduğu için. Onun Latincesi eter. Eter elementine ait. Kadim Türkçe'de bulun demişler. Çünkü diğer dört sim bulunun içinde bulunuyor. Tasavvuftaki anlayış bu şekildedir. Onun için tasavvufta dört element var denilir. Dört sim var denilir. Bulunun ayrı bir yeri vardır. Yani eteri elementten sayılmaz. Ayrı bir yeri vardır. Kendi ismiyle alınır. Burundan alıp burundan veriyoruz. Hissi, birlik hissidir. Zikri de Ya Allah. Havanın da zikri Allahu. Bunların sim nefeslerinin hepsini birlikte yapalım. Sırayla ben size yönlendireyim. Niçin yapıyoruz sim nefesini? Enerji bedenini dengelediği için. Yani bunun için yapıyoruz. Yapıldığı zaman kişiyi rahatlatır, güçlendirir, arındırır, sakinleştirir insanı. Günlük ilintilerden uzaklaştırır.
Nasıl yapıyoruz? Oturarak da yapılabilir, ayakla da yapılabilir. Hareketle yapıldığı zaman yükünç diyoruz. O ayrı bir konumuz olacak. Yükünç hareketlerle yapılan sağlıklı düzenleyici yoga hareketleri diyebiliriz. Yine ona da atalarımız yükünç demişler. Enerjinin yüklenmesi, düzeltilmesi ve boşaltılmasıyla ilgili olduğu için. Şimdi gözlerimizi kapatalım, içimize dönelim. Burundan alalım nefesi, burundan verelim. Toprak nefesiyle başlayalım. Üçlü bir nefes alıyoruz. Akciğerleri dolduruyoruz. Karnımızı dolduruyoruz. Akciğerlerin tepesini dolduruyoruz. Tutuyoruz nefesi bir müddet. Sonra uzunca veriyoruz. Bunu birkaç kere yapalım. İçimizde şükran hissi. Şükrediyoruz nefes alabildiğimize. Şükrediyoruz buraya gelebildiğimize. Ardından su nefesine geçiyoruz. Su arınma hissi. Burundan alıyoruz, ağızdan veriyoruz. Yine üç katmanlı nefes. Akciğerleri dolduruyoruz, karnı şişiriyoruz. Akciğerlerin tepesini doldurup nefes tutuyoruz bir müddet için. Ardından da ağızdan sanki bir mumu üflüyor gibi veriyoruz. İyice boşaltıyoruz kendimizi. Bomboş olunca tekrar derin nefes alıyoruz burundan. Tutuyoruz bir müddet nefesi. Bundan uzunca veriyoruz. Ateş nefesine geçiyoruz. Ağızdan alıyoruz. Sıcak süt içer gibi. Yine üçlü bir şekilde alıyoruz. Tutuyoruz nefesi. Ardından uzunca veriyoruz, boşaltıyoruz. Önce akciğerlerin tepesini, sonra karnımızı, sonra akciğerleri boşaltıyoruz. Bomboş oluyoruz. Gerçek arzularımızın ortaya çıkmasını istiyoruz. Yalancı arzuların yanmasını istiyoruz. Ardından hava nefesine geçiyoruz. Ağızdan alıyoruz, ağızdan veriyoruz. Yakarış hissiyle doluyoruz. Yaklaşmak istiyoruz. Özümüze yaklaşmak istiyoruz. Özüne yaklaşmayı arzulayan Tanrı'yı bilir, Tanrı'yı bilen kendini bilir. Ardından bulun nefesine geçiyoruz. Burundan alıyoruz, burundan veriyoruz. Birlik hissi, birliği hissetmek istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak demek, kalbimizin içinde yaşamak demek. Tek bir kalp var. Tüm yaratılışı içine alan.
Evet, hazır olunca gözlerimizi açabiliriz. Bu dediğim gibi sim nefesi yapmak cidden çok kolay, öğrenmek de kolay ve muazzam etkisi var. Tek istenilen şey arzuyla, istekle yapmak. Aklımız hani başka bir yerdeyse tabii ki faydası olmaz. Zihnimizi o hislerin içinde tutmak gerekiyor. Veyahut da zikirleri söyleyebilir insan. Zikirler, hani kendimizin düşüncelerimiz bir yerde toparlayamıyorsak zikirler yardım eder. Başka nefesler var. Bunları da yine haftalar içinde ben her hafta birkaç örnek vermeye gayret edeceğim nefesler için. Altı kadim nefes var. Çoğunlukla biz onları yapıyorduk her başlamadan önce. Biraz programı değiştirelim dedik. Bu altı kadim nefesle ne yapıyor? Yedi tane süzük odağın, yani çakra ve lataiflerin ve 14 kanalı var enerji bedenin. Bunların arındırmasını yapıyoruz biz bu nefeslerle. Bunlarla yapıyoruz. Bunları da her hafta hani bir kısmını birazcık dokunaraktan geçeceğiz ve yapmaya gayret edeceğiz. Bunları doğru yaptığımız zaman bu enerjileri hissedersiniz. Yanlış yaptığınız zaman da enerji size kendini hissettirir. Yanlış yapıyorsunuz diyerekten sizi hani cidden yere yatırır, sallar, silkeler. Şimdi hareket ettiğimiz zaman bu nefes, bu enerji çok büyük bir artış, katlanarak yapar. Muazzam bir katlanma olur hareketlerle. Yani o dediğim yogik hareketler var ilk önce. Onun için gözleri açmamız şart. Çünkü gözlerden enerji çıkar. Değil mi? Ne diyoruz? Nazar değdi diyoruz, değil mi? İşte o nazar enerji, yani bugünün diliyle enerji diyoruz. Nazar. Nazar bakmak, yani bakış. Bakışta enerji vardır. Niyetimiz kötüyse kötü gider, güzelse güzel gider. Değil mi? Ama kötüyü kullanan kendisi döner dolaşır o, tekrar gelir. O enerji o kimseye tekrar döner dolaşır gelir. Çünkü yaratılış o şekildedir. Denge o şekilde sağlanır. O da nedir? Yaradanın müntekim ismine bağlı. Müntekim. Ya müntekim ismine bağlı olaraktan cidden o kötü nazar döner dolaşır. O kötü nazarı başlatana gelir bir şekilde. Zamanı geldiği zaman. İşte enerji beş şekilde çıkıyor dedim. Göz bunlardan en kuvvetlerinden biri. Ama gözden daha kuvvetli olan nefesten çıkışı vardır. Değil mi? O hocanın nefesi kuvvetli denir. Bir okudu mu Allah gibi. Hani nefesten de çıkar. Tamam? Bunlar unutulmuş bilgiler cidden. Diğeri de sadece bomboş olabilmekten, ona farkındalık deniliyoruz çeviri kitaplarında. Değil mi? Bizde bulunmak, yani bomboş olmak, boş gönül de diyoruz. Bomboş olabilmek, işte o zaman en güçlü enerji çıkar. En güçlü enerji çıkar. Ellerden de çıkar, onun için ellerimizi böyle tutuyoruz, böyle yapıyoruz. Bakın, ayaklardan da çıkar, ayaklardan en hafifidir. En hafifidir. Ellerden ikinci güçlükte, üç gözden, dört nefes, beş burun. İşte onun için gözleri kapatabiliriz çünkü hareket etmiyoruz. Çok fazla bir enerji çıkmıyor. Ama harekete geçtiğimiz zaman gözün açık olması lazım. İlk üçte. Onun için. Oldu mu? Evet. Ruhsal insana dönüyoruz. Ruhsal insan dedik. Türkçe'de ermiş demek daha kolay. Hani burada ruhsal insan terimini kullanmamız kitapta kullanıldığı için söylüyoruz. Ama ermiş, neden ermişi getiriyorum ben? Bugün bize ermişliği hani çok uzak bir şey zannediyoruz falan. Ermişlik cidden hani olgunlaşmak demek. Olmak, ermek o kullanılır. Meyveler erdi denir. Türkçenin içinde. Hani hep söylüyorum Türkçemiz çok güzel bir dil. Onun için ermişlik, ben kendimi bilmek istiyorum dediğimiz zaman
ben ermek istiyoruz diyoruz. Ermiş olmak istiyorum diyoruz. Biliyor musun? Hani Türkçemiz da biz unutmuşuz. Onu hani ermişliği biz ölenlere ait zannediyoruz. Hani onlar ölmüşler, kalmışlar, başka ermiş yok zannediyoruz. Daima var toplumda. Her zaman için ermişler var. Toplumda ermişler olmasa dünya allak bullak olur. Samimi olarak söylüyorum. Onlar tutar bir arada. Onların gücü tutar her şeyi bir arada. Buna da bakacağız zaten. Bugün konumuz o. İsterseniz bu konuyu da birlik yakarışıyla açalım. O bire doğru sevginin, ahengin ve güzelliğin odağına, tek bir varlık olana, üst adımı somutlaştıran yol gösterici öz ve aydın ruhlarla birlikte. Evet, inşallah bu kadar yakarış çok gelmedi. 30 dakikanın içinde 3 tane yakarış. Yeni gelenler ya. Burası ne biçim ya? Devamlı yakarıyorlar. Bugün öyle oldu, bu kadar. Efendim? Güzel şeyler istiyoruz. Yani birlik yakarışı çok derin anlamı var. O insana önce hani böyle bu ne biçim diyoruz geliyor ama içinde çok 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 derin anlamlar var. Söyledikçe o açılmaya başlıyor. Çünkü hepimizin yolculuğu o bire doğru. İşte onu hatırlatıyoruz. Oraya doğru yolculuk yapıyoruz. İsteyelim veya istemeyelim. Ruhumuz oraya doğru. Özümüz oraya gitmek istiyor. Evet. Ruhsal insan işte o demek. Bire doğru giden insan. Diğer bir adı da o. Ona bugünkü dilde spiritüel, mistik lafları kullanılıyor. Kadimler süzük demişler. Süzük lafını kullanmışlar. Biz bugünlerde hani mistik lafını çok kullanıyoruz. Aslında yerini tam olarak tutmuyor. Dilin içinde de anlamsız hani mistik lafı. Ben ilk hani ortaokul lisede o sözcüğü duymuştum da bayılmıştım. Hani böyle kendini insan entelektüel falan zannediyor. Halbuki ermiş yani karşısılığı. Ama anlamlar farklı. Mistik gizemden geliyor, gizlilikten geliyor. Kökü, gizlilik var işin içinde. Spiritüel lafı da spiritten geliyor. Özle ilgili. Spiritin karşılığı cidden öz Türkçesi. Onu da ruh diye çeviriyorlar ama değil. Yabancı sözcüklerle tabii dilimiz daha da mahvoluyor. Ruhsal insan, evet, karşılığı ermiş dedik. Neden ermiş? Hani bakalım, sözcüğe bakalım. Neden ermiş? Olmuş, yetişmiş. Kam değil artık. Onun için ermiş. Hal değil. Yetişkin. O sözcüğü de kullanıyoruz. Yetişkin diyoruz. Ama onu anlatmak istiyoruz. Yani ermiş, olgunlaşmış diyoruz. Nereye ermiş? Ermiş de nereye ermiş yani, tamam mı? Erkeğik sahaya ermiş. Erkeğik saha nedir? Onun belki siz Latincesini biliyorsunuz. Arkeik diye geçiyor. Değil mi? Kitaplarda arkeik. Bura Türkçeden, bizim kadim dilimizden geçme bir sözcük. Erkeik. Nedir erkeik? Erklerin bulunduğu bölge. İlk elektromanyetik saha demek. Bura Türkçe'de, İG, çok duyacaksınız buraya geldikçe. Çünkü çok sözcük var. Biz unuttuğumuzdan anlamıyoruz sözcüklerin ne demek olduğunu. Onun anlamını unuttuğumuz için. Ben sana çok örnekler verebilirim. Erkeğik de o manada. Yani erklerin bulunduğu elektromanyetik saha. Böyle bir saha var mı? Evet, var yaratılışta. Yaratılmamış bir saha. Burası Yaradan'ın kendini belli ettiği saha. O sahada bizim de güçlerimiz var. Güçler, yani erkler diyoruz ona Türkçe'de. İşte er lafı da oradan geliyor bakın. Erk diyoruz. Güç olduğu anda ona erk diyoruz. Yaradan'ın 99 adı diyoruz. İşte onlar bir noktada erktirler. Yaradan'a ait. İşte orası arkeik. Latince'de de değil. Ama çoğu kitaplar, Latince veya başka dillerde yazılan kitaplar da orayı doğru dürüst tanımlamıyorlar.
sanki eskimiş bir sahaymış gibi. Hayır, çünkü arkeik o anlamlara da geliyor. Arkeoloji, değil mi? Ama buradaki anlamı hani Türkçeden çıkarıyoruz ve cidden hani tasavvuftan çıkarıyoruz anlamlarını. Yaratılmamış saha. Evet, çok eski bir saha ama hiç eskimeyen saha. Zaman ötesi saha. Biliyor musun? Zaman ötesi bir saha. Zaman yok arada. Zamanın başlamadığı bir saha. Erkeik dediğimiz zaman. Öyle bir saha. İşte Eren oraya eriyor. Oraya eriyor. Orada neyse ona verilen onları alıyor. Onları alabiliyor. Bunları biz psikoloji konumuzda hep inceledik, anlattık hani şeyde erkek saha ne demek olduğunu ama ben sana özetledim. Bu demek erkek saha yaratılmamış, yaradanın sadece yaradanın olduğu saha. Ama bizim özelliklerimiz orada var işte. Esas onları çıkartmak istiyoruz. Onlar çıktığı zaman biz kendimizi tanımaya başlıyoruz. Biz kendimiz açılmaya başlıyoruz. Onların üzerini kapatmışız. Çünkü kopmuşuz. Oradan kopmuşuz. Aynen bir meyvanın ağaçtan kopması gibi olgunlaşmadan. O biz yapabiliyoruz onları. İnsana verilmiş yetenekler bunlar. Biz kopabiliyoruz. Koptuğumuz zaman da tabii ki yalnızım diyoruz. Kimsesizim diyoruz, korkuyorum diyoruz. İşte şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var diyoruz. Kendimizi fakir zannediyoruz. Madde peşinde koşturuyoruz, şöhret peşinde koşturuyoruz, güç kuvvet peşinde koşturuyoruz. Halbuki her şeyimiz var. Her şeyimiz var da farkında değiliz. Farkında değiliz. Oraya bağlanmak işte. Bağlanan kimselere ermiş diyoruz. Bu kadar şey. Yani anlamı cidden basit. Aynen bir ağacın meyveye bağlı olması gibi. O da eriyor. Meyve de bağlı olduğu müddetçe eriyor. Sonunda olgunlaşıyor. İşte biz de öyleyiz. Oraya ermemiz gerekiyor. Niye ermiş diye sorarsak, erklerine. Biraz önce dedim erk. Sözünü kullanıyoruz. Erkler, özellikler, yetenekler, yaratılmamış olan. Onlara erk ismini vermişler. Nasıl ermiş? Yiğitliğiyle. Er kimse deriz. O kimse er kimsedir deriz. Yiğit anlamında kullanırız. Eri aynı zamanda. Erin en azından 5 tane anlamı var. Kullanmıyoruz. Bilinçli değiliz. Anlatabiliyor muyum? Sözlükler dahi doğru dürüst yazmıyorlar. Unutmuşuz. Dili onu konuşamıyoruz. Türk dilinin cidden araştırılması lazım. Bütün dünyacık ve sözlüklerimizi parçalamışız. Ha diyoruz, Kırgız Türkçesi, şu Türkçesi, bu Türkçesi. Ya bir tane Türkçe var. Bir tane Türkçe olması gerekir. Çünkü hepsinden bir şeyler öğrenebiliriz. Unutulmuş, toplanması gerekir. Sadece Anadolu Türkçesi değil Türkçe. Ama er sözü dediğim gibi 5 anlamı var. Bunun hala yaşıyor dilimizde onların. İşte ermek gibi, erk gibi, er gibi. Tabii erkek de oradan gelmiş oluyor. Oradan gelmiş oluyor. Yiğitliğiyle ermiştir diyoruz, değil mi? Yiğitliğiyle. Evet, insan eğer, siz hepiniz buradasınız, kendini bulma yolculuğuna çıkmışsınız. Ama burada birkaç şeye ihtiyacımız var. Bunlardan en önemlisi cesaret. Cesaret olmazsa yarı yolda kalırsınız. Yapamazsınız. Çünkü ilk önce hemen arkadaşlar başlayacaktır. Ah, sana bir şeyler oldu oraya gidelden beri. ailenin içinden gelecektir. Anne, baba, çocuk, kardeş, eş söyleyecektir. Bir acayip olmaya başladın sen o nefesleri yapalıdan beri. Falan. Böyle sözler işiteceksiniz. İşte orada cesaretli olmak icap ediyor. Cesaret yoksa bana ne derler ya, Nişantaşı'na geldin yere oturuyorsun, olacak iş mi dendiği anda kalırsınız, yapamazsınız.
Çünkü bu yolda içiniz ne emrediyorsa onu yapıyorsunuz. Aklımız değil ama içimiz, yani kalbimizden gidiyoruz. Onu yapmak için de cesaret gerekiyor. Zaten cesaret de kalp, bakın aynı sözcük, yürek. Yürekli olmak gerekiyor diyoruz. Değil mi? Yani kalbimizin cesaretle dolması gerekiyor. Bu yolculukta bu gerekiyor, bu devrede. Değil mi? Olmadan olmuyor. Onun için ermek için yiğitlik gerek. Bunları da biz hep, hani bu çarşambalarda hep konuşuyoruz. Bu ayrı bir konuydu. Bütün bunların hepsi birer konuydu. Hani işledik, işleyeceğiz de. Hani tekrar ediyoruz apayrı açılardan. Hani bunların hepsini birden pat diye kavramak cidden zaman alan bir şey. Erince ne olmuş? Erdem ne olmuş? Gördünüz mü? Erdem, bir tane daha sözcük çıktı. Değil mi? Hani beş anlamı var. İşte burada duruyor onlar. Erdem sahibi. Erdem'i çok kullanmıyoruz. Anlamını da bilmiyoruz. Fazilet diyoruz. Bırakmışız Türkçeyi. Zaman içinde her türlü bırakmışız. Erdem pek kullanmıyoruz. Erdem, hani çikolatası mı var, nedir, pastası var, öyle bir şey var, o kadar. Kullanmıyoruz ama aslında fazilet diyoruz. Hani karşılığı erdeminin fazilet. Kökünde er var. Erdemli olmak için er olmak gerekiyor önce. Bugün ama konusu ermiş insanın çeşitleri. Hani ne kadar insan, ermiş insan varsa o kadar çeşit var aslında. Hani böyle onu kısıtlayamayız. İlle de bu beş çeşittir diyemiyoruz. Ama kolaylaştırmak için beş tane ana kısım var. Ama cidden ermişler hep kendilerine ait özeldirler. Hepsi ayrı bir özelliği vardır. Birbirlerine de kolay kolay benzemezler. Ama konuyu kolaylaştırmak için, anlamak için. Çünkü ermiş deyince de hepimiz bir çeşit ermişe takılıyoruz. İlle de böyle olacak zannediyoruz. Ermiş o kadar çeşitli çıkabilir ki bizi, öyle bir şaşırtır ki göreceksiniz. Hani buradaki sözlerden de belki anlayacaksınız değil mi? En sonunda aptal diyoruz, çıkıyoruz işin içinden. Değil mi? Bu kadar da şaşırtıcı ermişlik olabiliyor. Evet, ermişliğin beş çeşidi var. Geleneksel, bilge, hizmetkar, tutkun. Burada tutkun, kibarca tutkun diyoruz. Yani deli demek. Tamam. Teli. Söz, yani delinin aslı teli sözcüğünden geliyor da onun için yazdım. Diğeri de aptal. Arapçası meczup. Meczup. Tasavvufta öyle geçiyor. Yani şiirlerde, şeylerde geçebilir meczup diye. Bunlara bakacağız. Bu beş çeşidi var. Değil mi? Bir tanesi geleneksel. Geleneksel diyoruz. Diğer bir sözcüğü bunun. Dindar diyebiliriz. Dindar görünür. Din içinde o vazife bildiğini harfiyen yapar. Ama o onun dış görünüşüdür. İçinde onun bir derinlik yatar. Ama belli etmez. Görüyor musun? O ona dindar görünmek veya geleneksel görünmek veya tutucu görünmek ona daha yatkın gelir. Bunu isteyerek seçmez o. O kişiliği öyledir. Ama onun içinde bir derinliği vardır. O derinliğini kendi içinde saklar. Tamam. Buna örnek göstereceksek mesela İmam Gazali. Değil mi? İmam Gazali cidden bir ermiş atalarımızdan. Unutulmuş bugün, çok konuşulmuyor İmam Gazali'den. Ve bazı kimseler de ya o derler, hani tutucudur, gelenekseldir, bu şekilde söylerler. Ama en altında bir ermişliği yatar. Ermişliği yatar. Belirli bir yaptığı uygulaması vardır. O uygulamadan hani öyle görünür. İmam Gazali çocukluğunda çok yetenekli bir kimse. Onu uzak bir okula yolluyorlar. Kendi köyünden, kasabasından. Orada birkaç sene kalıyor, okuyor. Köyüne gelirken yolda haydutlar, çete geliyor, soyuyor kervanı.
Ona geliyor sıra, üzerinde ne varsa almak için. Genç, bakıyorlar, üzerinde bir tane defter var. Diyor ki, haydut paran yok mu diyor, yok diyor, ben öğrenciyim, senelerce çalıştım geldim. O zaman haydut bak diyor, defteri alıyor. Diyor ki, o defterim ben 10 senedir yazdım onlar, bütün yazdıklarım orada diyor. Haydut diyor ki, ha 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 diyor, öğrenseydin yazmazdın diyor. Ama ve defteri vermiyor. Haydut ya, vermiyor defteri. İmam Gazali de köye gidiyor, defterde yok, o kadar sene çalışmış etmiş. Sonra diyor ki, ya haydut haklı diyor, ben öğrenseydim bunları yazmazdım diyor. Ve kapanıyor eve. Tekrardan çalışmaya başlıyor yazmadan. İşte o yazmadan yapması onu erdiriyor. Çünkü bu bilgiler cidden kalpten kalbe verilen bilgiler. Yazaraktan değil, görsellerle değil. Bu hani baştan bir bu şekilde giriyoruz konunun içine. Ama o konuya girdikçe konuyu cidden almak için kalbimizi açıyoruz. O şekilde. O da kitapların önünde kalbini açıyor ve o şekilde bildiğimiz İmam Gazali oluyor. Bu da onun işte hayat hikayesi. Onun da karşısına bir haydut çıkıyor ki onu erdiriyor. Onu erdiriyor. Onun için çıkıyor karşısına. İkinci insan, ermiş insan çeşidi, bilge insan oluyor. Bu işte felsefeyi seviyor. Bunlara bugünkü dilimizde bir biz akademisyen diyoruz. Entelektüel diyoruz. Bilgili diyoruz. Böyle bir insan. Bu da bilgi peşinde koşturuyor. Ve bilgileri anlatıyor. Ama bir iç hayatı var, iç derinliği var yine onun. Bunları nasıl anlıyoruz böyle kimseleri? Böyle kimseleri insanlar severler. Der ki ya çok bilgili ama bir şey daha var onda. Bir şey daha var. Çünkü bir ışığı vardır. Bir ışığı vardır. Ona ancak işte insanın kalbi açıldığı zaman o ışığı görmeye başlar. O ışıktan yansır. Oradan anlar. O yola girenler. Aa der, onun bir ışığı var. Böyle bir insan der. Yoksa dışarıdan, evet dışarıdan bir okul öğretmeni olabilir. Bir yerde çalışan bir kimse olabilir. Ama felsefeyi seviyordur. Bilgili konuşmayı, günlük bilgilerin üstünde durmayı seviyordur. Buna mesela örnek olaraktan İbn Sina'yı verebiliriz. Ben İbn Sina'ya hayran kalmıştım. Ama onun mesela ben onun bir sufi olduğunu bilmiyordum. Bana İbn Sina hakkında okullarda hiçbir şey okumadım hani bilmiyorum. Sonradan öğrendiğim bilgiler. Sonra İbn Sina'yı bu kitabında diyor ki İbn Sina elementleri yani simleri bilmeyen doktor olamaz diyor. Ben oraya takıldım. Allah Allah dedim. Yani ben hiç böyle bir şey okumadım. Okumadan da doktor oldum. İbn Sina bunu söylemiş, nasıl söylüyor? Bu nereden bu bilgiler geliyor falan deyip arkasına düşünce anladım ki o bilgelik var onda. Derin bilgeliği var. O da tasavvuftan geliyor onun bilgeliği. Ama onu ilk başta göremiyorsunuz. Halbuki 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. 18 yaşında da doktor oluyor zaten. Bu kadar hızlı giden bir bilge. O bilge bir ermiş. Değil mi? Bilge bir ermiş. Burada hani onun hakkında da çok konuştuk. O da bu ona bir örnek olaraktan. Bunun gibi çok örnekler var tabii ki. Verebileceğimiz buna benzer. Üçüncü insan, özen gösteren insan diyoruz. Ona hizmetkar da diyebiliriz. Hizmet eden, bir işini özenerek yapan, tam olarak yapmaya gayret eden. Yani yaptığını, ona verilen sorumluluğu kutsal bilen insan, kutsal olduğuna inanan insandır. Verilen ödevi dini kadar kutsal bilen, onu dini gibi kutsal uygulayan kimsedir. Buna benim aklıma gelen Atatürk'tür. Bunu en iyi uygulayanlardandır. Çünkü ona bir vazife verildiği zaman bunu kendi canını verircesine yapmıştır.
Yani Kurtuluş Harbi'nden öncesini bahsediyorum. Her önüne verilen görevi en olabilecek şekline getirmiştir. Ve bugün de dünya liderleri arasında hani bir numaradır. Yaptığı bu devrimlerin bir ilericiliğini gösterir, ermişliğini gösterir. Onun ileri görüşlülüğü ermişliğiyle ilgilidir. Dördüncü insan, tutkun diyoruz. Tutkun. Türkçe, bu, hani bugün kullandığımız dilde kullanmaya çalıştım. Ona hani deli demişler. Bir yine insan vardır, değil mi? Deli hoca, deli imam, deli öğretmen, böyle isimleri çıkmıştır derlerin. Aslında tabi bazıları içinden olabilir ama aslında bir ermişlik yatar altında. Onlar yine deli olmak için yapmazlar bunu. Kişilikleri öyledir. Kişilikleri öyledir ve dışarıdan onları tanımayanlar ya adam deli derler. Hani yaptığı işler cidden tutkundur. Tutkundur. Buna güzel bir örnek Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam'ı çoğu insan sarhoş falan zanneder. Ve şiirlerini hep hani içki sofrasında örnek olarak söylerler falan. Ama onun tutkunluğu yaradanadır. İçtiği içki de alkolsüzdür. İçtiği içki aşk şarabıdır. Ama onu hani tanımayanlar öyle zannederler. Öyle zannederler. Bunun bir yıl örnekleri vardır. Deli, cidden tutkunluğun şeyi. Delinin köküne bakacak olursak, hani teli dedim, telim. Evet, kadim bir sözcük, unutulmuş yine. Bizde deliye çıkmış. Çünkü çoğu T ile başlayan sözler deli olarak değişmiş sesi. Çünkü Türkçemizin içinde D sesi sonradan gelişiyor. Değil mi? T var aslında sözcüklerin içinde. Kaşgarlı Mahmut Bey'in sözlüğüne bakın. 10 tane falan söz var. D ile başlayan. Hepsi T. Bugün ne D diyorsak hemen T'ye çevirin onu. Orada bulabilirsiniz o zaman T'nin altında. Eğer Türkçe ise. Bunlara ben örnek olaraktan eski Türk şiirini buldum size. Hem de örnek olsun bugün dedim tutmak için. Evet, bu eski Türk şiirinin örneği. Değil mi? Temir, tuç, kümüş, altın, tilgelik. Değil mi? Nedir? Demir. Değil mi? Temir dedim. T'yi demir yapıyorsunuz. Gördünüz mü? Tunç, gümüş, K de eski, G sonradan çıkıyor. Demir, tunç, gümüş, altın. Tilgen, geometri diyebiliriz. Dönüşümü. Ama bugünkü Türkçe sözcükleri kullanacak olursak, simgeden bahsediyor bu şiir. Hani bunu, çünkü biz burada cidden çeviremeyiz. Sadece burada ben telim sözcüğünü gösterdim ve bir de hani eski Türk sözünü bilelim diye koydum. Telim, evet, deli olmak şeklinde. Ama burada delmek anlamı var bakın. Türkçe'ye baktığınız zaman delinin kökünde delmek de var. Delmek var. Bir dönüşüm söz konusu. Deli deyip geçmeyelim. Burada Rahmeti Arat'ın çevirisi var. Bu aynı şiiri. Rahmeti Arat Türkçe'ye çevirmiş. O aynı sözcüğü, telim, ogur, eritmiş, asılmışı, çok zamanını geçirmiş olarak demiş. Tamam. Çok zamanını geçirmiş. Hani buralarda ermişi görebiliriz, onun için gösteriyorum ben size bunu. Ama bu şiirde, bunun şiirin anlamını anlamak çok zor cidden çeviriden. Çünkü o günün şartlarında Rahmeti Arat bazı sözcüklerin Sanskritçe olduğunu zannetmiş. Bazı sözcükleri aynen bırakmış anlamını bulamadığı için. Mesela bastinglik, değil mi? Aynen bırakmış oradaki anlamını. Kazım Mirşan'ın çevirisi var aynı şiir. Onunkine bakacak olursanız onunkisi de çılgınca bir çeviri.
O da astrofizik açısından çevirisini yapıyor. Aynı şiirde astrofiziği görüyor. Çünkü bu şiirler çok derin bilgelikler var içinde. Sizin bilginiz nasılsa siz onları anlıyorsunuz. Bilmediğiniz bir şeyi anlayamıyorsunuz. Kazım Bey'in çevirisini de anlamak çok zor. O da dönüşümden bahsediyor burada. Ama yine o da tutumlu. Yani endotermik reaksiyonlu diyor şeyin ortasında anlayabilirsek. Evet, onu da çok çalışmak lazım anlamak için. Kazım Bey çok renkli bir kimse. Ama sağ olsun çoğu sözcüğün anlamını o getiriyor işte. Çok derin bir Türkçe bilgisi var. Onu tutup bugünün Türkçesine çevirmeye gayret ettim. Tam hani başarılı değil ama şöyle bir anlam çıkıyor. Dediğim gibi bilginize göre anlamaya başlıyorsunuz. Bu cidden Ermiş'in simyasından. Simya Arapça deniyor değil mi? Chemistry. Ama biraz önce sim dedim bakın. Değil mi? Elementlerle ilgili. Çünkü her şeyin aslı sonunda elemente geliyor. Bakın, simyası dediğimiz zaman simyası Arapça. Ama ben Türkçe okumaya gayret ediyorum Müge Hanım. Simyası diyorum onun için. Türkçe olduğunu vurgulamaya çalışıyorum sözcüğün. Çünkü Arapça sözcüklerin çoğunda göreceksiniz hani zaman içinde bizim çevirilerimizde. Bura Türkçe söz yatıyor. Bura Türkçe sözcükler yatıyor. Yani bunlar bu asırda incelenmeye açık durumda. Her neyse Ermiş'in simyası diyelim Arapça. Türkçesi simyası yani elementi oluyor. Görüyor musunuz? Ermişliğin elementel kısmı. Demir, tunç, gümüş ve altın birleşimindeki güçlerle dönüşüp tanrı ve insanlarla kaynaşandır. Ha? Yani çünkü biz deli diyoruz diye değil mi? Delmek var işin içinde. Bunlar birbirlerine kaynıyorlar. Kişi o demek zaten. Kişinin anlamına bakarsak yine kişi, hani insan sözcüğünü kullanıyoruz, kişiyi kullanmıyoruz. Kadimler kişi kelimesini kullanmışlar. Kişi de yeni ortaya çıkan demek. Yeni ortaya çıkan demek kişi. Biliyor musunuz? Esas kelime anlamına baktığımız zaman ki bağlama var. Yeni oluşum, bileşim anlamında kişi. İşte burada Tanrı ile insan arasındaki kaynaşmayı sağlıyor Eren. Eren o bağı yapıyor. Eren o bağı yapıyor. İşte bu ona biz deli deyip çıkıveriyoruz. Çünkü başka türlü de zaten onu kavrayamaz. O noktada kavruyor. Kavradığı zaman zaten kavruluyor. Kavrulduğu zaman biz ona deli diyoruz. Biliyor musun? Olgunlaşmış yani kavrulması değil mi? Çiğ bir nohut kavrulduğu zaman adına ne diyoruz? Leblebi diyoruz. İnsan kavrulduğu zaman da ermiş diyoruz. Bu şekilde. Bu şiir onu anlatıyor. Kıyaslanamayan, eşsiz, ölçüsüz, seçkin, durgun, ateşli Tanrı'nın önünde saygıyla eğilirim diyor. Şiirde bakın şeyinde. Eğilirim lafı ne geçiyor orada? Hani bilmiyorum siz geriye gidebilirseniz, eski Türk şiirine geriye dönersek, en alttaki sözcük yükünürmen. Değil mi? Biz adımızı oradan aldık yükünç diye. Çünkü eski şiirlerde çok geçen bir sözcük. Çok geçen bir sözcük. Saygıyla iyilirim anlamı var. Ama enerjimi de boşaltırım anlamı var. Enerjimi düzeltirim anlamı var. Yükünmekte onlar var. Bu var. İşte onun önünde saygıyla iyilirim diyor. Ermiş'i anlatıyor. Eski Türk şiiri. Burada anlattığı Ermiş de cidden teli, tutkun. Biz ona tutkun diyoruz. Buna mesela örnek Aşık Veysel var. Değil mi? Adı üstünde. Onun için aşık denilmiş. Şimdi tutkunun diğer bir adı aşık diyebiliriz. Aşık Veysel var. O isim verilmiş. O da Ermiş. Değil mi?
Onu erdiren nedir? Onu erdiren de görmeyi kaybetmesi. Diğerinin karşısına haydut çıktı, onun karşısına da gözlerini kaybetti. Biliyor musunuz? O engeller bizi zaten sıçramaya neden olur. Hayatta çıkan karşımıza zorluklardan yılmamak gerek. Onun için cesaret önemli. Kendini bilmeyle. Cesaretimiz yoksa karşımıza çıkan ilk engelde engel var. Olmaz, bitti. Beni sevmiyorlar, etmiyorlar falan gibi sözler söyleriz. Hayır, ben bu engeli nasıl aşarım deyip biraz geriye gidip hızla gelip atlamak lazım. Veya engel aşmasını öğretenden biraz öğrenip aşmak lazım engeli. Engeller onun için çıkıyor karşımıza. Değil mi? Bizi daha yükseğe zıplatmak için. Evet, ermişin son şekli, ermiş insanın son çeşidi, işte bunu anlamak daha da zorlaşıyor. Ermiş insanı bunu abdal. Abdal. Biz onu aptal diye değiştirmişiz. Değil mi? B'de P olmuş. P sonradan çıkma bir ses. Değil mi? Zaman içinde bunları öğreniyorsunuz. Yine Kazım Bey'in bir kitabı var. Hani dillerin oluşumu diyerekten. Hani onları da ben oradan öğrendim. İlk önce birkaç ses var. A, B şeklinde. Bu seslerden sonra diğer sesler çıkmaya başlıyor. Hı? Bu da dilin gelişmesi oluyor. B'den de P sesi çıkıyor. P sonra çıkıyor. Yine bakın Türkçe'ye. Göreceksiniz P ile başlayan kelime çok azdır. B'dir esası olan. Ve hala Türkçe'de de değişir B ile P. İşte abdalı da sözlüklere bakarsanız sözlüklerde de hani biz bilincimiz daraldıkça aptallaşmışız. Aptallaştıkça dilimiz değişmiş. Yabancı dillere önem vermeye başlamışız. Dilimizi kullanmıyoruz. Abdalı iki ayrı yerde yazıyor sözlükler. Bir aptal diye yazıyor, bir abdal diye yazıyor. Köküne indiğiniz anda o abdal. Abdal ne demek? Abdal iki ab ve tal sözcüklerinden yapılma. Yine çok karşımıza çıkacak bunlar. Eğer vaktimiz olacak gibi bugün, ben size bir nefes öğreteceğim. Abtal. Ab, bağlamak, bağlanmakla ilgili. Bağlanmakla ilgili. Tal, dal. Biraz önce hani söylediğim gibi. Ama talın da bunu nedir? Hani dal diyoruz ama körpe ağaç, yani filizin kolu. Körpe kolu olmuş oluyor. Bakın abdan ne oluyor? Onda da birleşme var bakın. Birleşip yine kaynaşma var. Ve ondan yeni çıkan filiz. Ermiş. Oldukça değişmiş. Değil mi? Oldukça tanımak zor. İşte böyle ermişi tanımak çok zor. Hani Pir Sultan Abdal diyoruz. Ben hani çok fazla bilmiyorum. Ama hani o isim verilmiş. Pir Sultan Abdal diyoruz. Çoğunlukla Hazreti İnayet Han diyor ki bu gibi ermişleri diyor tanıyamazsınız diyor. Onlar hiçbir şekilde güçlerini belli etmezler diyor. Hani onlar böyle hani şu duvar yıkılsın dese yıkılır diyor. Dünya ters dönsün dese döner diyor. Onun için yaradan her şeyi yapar diyor. Ve hani sözüme öyle başladım, dedim ki ermişler tutar her şeyi bir arada. İşte onlardır tutanlar. Onlardır. Çünkü yaratılışta daima ermiş kişiler vardır. Her bir şeyi bir arada tutan. Daima vardır bunlar. İşte bunların sonunda o abdal dediğimiz kimselerdir. Hiç belli etmezler kendilerini. Mesela aklıma geldi. Edirne'deki Selimiye Camii'nin önünde bir simit satan yaşlı bir adam var. Devamlı simit satıyor. Millet camiye giriyor, o hala simit satıyor. Camiden çıkıyorlar, simit satıyor. Girenler camiye diyorlar ki ya şu adam niye bir şu simit satmayı bırakıp da camiye girmiyor diye hep aralarında konuşuyorlar. O devamlı simidini satıyor. Bir türlü girmiyor camiye. Bir gün genç bir çocuk yanına geliyor. Diyor ki dedeciğim diyor.
şu simit satmayı bırak da diyor, gel bizle camiye gir diyor. Adam da evladım gel seni şöyle seveyim diyor. Şöyle bir şöyle dokunuyor. Bir bakıyorlar ikisi birden Kabe'de namaz kılıyorlar. Namaz bitiyor, tekrar şöyle yapıyor. Tekrar Selmiye'nin önüne geliyorlar, simit tezgahının yanına. Adam çocuk ağzı açık kalıyor. İşte onlar öyle göstermezler kolay kolay güçlerini. Ama bu güçler hani inanmayabilir insanlar. Ama bunlar vardır. Bizim evliyalar kitaplarını okuyun. Birinin evliyalar kitapları vardır. Bunlar hani uydurma şeyler değildir. Ve bazen de hayatımızda bizim de olur olmadık yerde. Karşımıza bir şey çıkar ve bize yol gösterir. Şunu yap, bunu yap, şöyle ol, böyle ol der ve kaybolur. Değil mi? Bunlar işte o evliyalardır sağda solda. Onlar devamlı gözetirler. Onlar diyor Hazreti İnayet Han yere bakıyor gibi dururlar ama diyor aslında yıldızları seyrediyorlardır diyor. Görüyor musunuz? Onlar bu fiziği kullanmıyorlar. O fizikle bakmıyorlar. Baktıkları zaman, duydukları zaman hisleri bambaşka ortamın içine girmişler. Ki ona bizim atalarımız süzük saha demişler. Yani onlar evet hem süzükteler hem fizikteler. Ama süzükte kendilerini hiçbir süzükteki hallerini belli etmiyorlar. Muazzam güç toparlamışlar. Ve o birlik işte onun için birlik yakarışıyla başladık değil mi? Aydın ruhlarla birlikte diyoruz. Orada işte onlardan bahsediyoruz. Ermişlerden bahsediyoruz. Aydın ruhlarla birlikte dediğimiz zaman ermişler diyoruz. Bunların içinden bazıları vardır ki bütün insanlığı bir arada tutarlar. Yoksa insanların çoğunluğu insanın daima Adem Aleyhisselam'dan beri insanların çoğunluğu şaşırır. Madde şaşırtır kolay bir şekilde insanı ve insan şaşırır. Onun için çoğunluğu kaybolmasını engelleyen ermişler vardır. Daima vardır. Hep onu gözetirler. Onların gücü o kadar yüksektir ki bir arada tutarlar. Eninde sonunda onlar da doğruyu bulacaklar diye sabırla beklerler. Hiçbir şekilde günlük olayların içine girmezler. Sadece tutarlar. İşte bu da son bu ermiş örneği. Ona da abdal diyoruz. Tasavvufta meczup deniliyor. Meczup. Ben zor söylüyorum. Doğuştan ziyade onların hep herkesin verilmiş yetenekleri vardır. Hani çok güzel soru cidden. Bu beşin içinin birine hepimiz girebiliriz. Bu yeteneğimiz hepimizde vardır. Hepimiz ermişliğe erebiliriz bakın. Ermişler hani apayrı insanlardır, onlar seçilmişlerdir, oraya varmış diyemiyoruz. Herkes olabilir ermiş. Ama orayı arzulamak gerekiyor. Ben ermek istiyorum. Nereye ermek istiyorum? Benim, yani bugün konuştuğumuz sözcüklerle söyleyelim, benim kendi potansiyelimin en yüksek noktasına varmak istiyorum. Türkçesi, ben erklerime kavuşmak istiyorum. Erklerime diyorum. Biliyor musun? Hepimizin erkleri var. İşte o erklere bağlı. Bazı erkler evet, bizi abdal durumuna getirebilir. Bazı erkler bizi bilge yapabilir. Bazı erkler bizi daha çok bir geleneksel bir görünümde yapabilir. Hizmetkar yapabilir. Ama bu doğanın dengesi içindir. Hiç kimseye haksızlık yoktur. Hiç kimseye fazladan verilmiş bir şey yoktur doğada. Eşittir. Ama eşitlik aynı fabrikadan çıkan arabalar gibi değil. Hepimiz ayrı ayrı özeliz. Hepimiz ayrı bir yıldızız. O kadar da değişik. Hani onun için dedim beş çeşit diyoruz ama kolaylaştırmak için dedim. Yoksa ne kadar insan var o kadar sayıda ermiş vardır. Çeşidi vardır. Değil mi? Doğru şey. Onun için doğuştan evet diyebiliriz. Ama nereden doğuştan? Daha yaradandan doğuştan. Görüyor musunuz? Oradan başlıyor erkek sağ. Onun için hani doğuştan doğru. Ama onu bizim kendimiz çıkartmamız icap ediyor.
kendiliğinden çıkmaz. Kendiliğinden çıkmaz. O şekilde olmuş. Eğer kendiliğinden çıksaydı biz o zaman melek olurduk. Aradaki fark odur. İnsan. Ama melek oraya çıkamaz. Görüyor musunuz? Melek ermiş olamaz. Bu da ayrı bir ders konusu. Değil mi? Hani bunları hep işliyoruz biz. Tek 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 işliyoruz. Meleklerin çıkabileceği yer vardır. Cinlerin, şeytanın çıkabileceği yer vardır. Yaratılışta. İnsan en yüksek noktaya çıkabilir. Onun için onlara yaradan insana demiştir, secde edin demiştir. Yani onun sözünü dinleyin demiştir. İnsanın sözünü. Bir tek varlık söz dinlemem demiştir. O da şeytandır. Çünkü ben daha iyi yaratıldım diyerekten, iddia ederekten. Bu hikaye değil. Samimi olarak söylüyorum. Ben gençliğimde hikaye zannederdim de inanmazdım falan ama hikaye değil. İnsanın yaratılışı bu şekilde. O bizim karşımızda bize tuş yalık yapar. Tuş yalık yapar. Tuş yalık ne demek? Bizim ataların terimi tuş yalık. Bugünkü terimi nedir? Rakip. Tamam? Tuş ya, rakip. Ama Yaradan'ın ismi de var öyle. Ya Rakip. Hoppala. Nasıl oldu şimdi? Biliyor musunuz? Yaradan'ın adı var. Çünkü tuş yalık aynı zamanda Yaradan'ın açısından bak veya ona bağlı bir şekilde olduğu zaman o devamlı gözetendir. Bakın tuş, güreşi düşünün. Karşınızdaki rakibiniz ne yapıyor? Devamlı sizi gözlüyor. Ufacık bir eksiğiniz varsa pat diye oradan giriyor ve sizi yere yatırıyor. Ama bunun bir de diğer taraf var işte. O size o şekilde öğretiyor. Ah buran senin zayıf tarafın kuvvetlendir diye. Çünkü güreş öldüresiye dövmek değil. Boks değil bakın. Onun sonradan yoldan çıkmış hadiseler. Çünkü o sporun içinde gelişme var. Hayvanlara bakın. Hayvanlar devamlı o oynaşırlar, güreşirler. Neden? Çünkü ondan daha kuvvetli hayvana karşı hazır olmak için yaparlar. İşte biz de onu yapmamız içindir. Güreş falan. Bunlar doğal sporlardır. Doğal sporlardır. Tutup da güreşte karşınızdakini acıtmazsınız. Öldüresiye bir şey yoktur. İşte tuş yalıkta da bu vardır aslında. Ama tek bir tuş ya vardır söz dinlemeyen. İlle de bizi yenmeye uğraşan. Yaratılışta. İşte ona şeytan deniliyor. Aradaki fark o. O da ayrı bir yaratıktır. O da izin verildiği için. Birbirinize düşman olaraktan yaşayın denildiği için. Bu da bizim neden ya verilmiş? İşte biz ondan kendimizi korudukça daha yükseğe zıplayabiliyoruz. Görüyor musun? Ermişlik de öyle oluyor işte. O zaman ermeye başlıyoruz. Zıplaya, zıplaya, zıplaya. En yükseğe zıplıyoruz. Ne kadar bizim yeteneğimiz varsa oraya zıplıyoruz. Hani yaratılışın bu Onun şekilde. Sınırı var mı? Hangisinin sınırı? Sonsuz. Çünkü erkek sağ dediği, yani sıçramanın sınırı var mı diye soru. Erkek sağ dediğimiz zaman orası yaratılmamış saha ve bugünün yine bu terimler hep yanlış anlaşılıyor. Cidden hani bugün güzel sorular var. O sahanın diğer bir adı makrokozmos. Hani o terimleri de kullanabilirim ben size. Ama makrokozmosu kullananlar yanlış kullanıyorlar. Onu da söyleyebilirim. Makrokozmos denildikleri zaman. Mikrokozmos, makrokozmos nedir? Erkeğik sahadır makrokozmos. Ona tasavvuftaki onun adı İbn Arabi'nin terimi insanı kebir. Büyük insan. Aynı bunlar, aynı sözcükler. Yoksa makrokozmos hani bizim yani tasavvufun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bakın kadim bir bilgeliktir. Her şey vardır içinde. Her şey vardır. Ama onu herkes her şeyini anlamayabilir. Tamam? Çünkü çok derin bir bilgelik. Hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Hani insan düşünmemiz ama o bilgelik yani kadim bilgeliğin içinde yaşar. Bunlar hani makrokozmos bugünün
fikri değildir ama yanlış anlaşılıyor. Erkek saha devamlı genişler. Sonsuza doğru genişler. Ve orada sadece yaradan vardır, değil mi? Ama oraya sadece insan erişebilir. Sadece insan erişebilir, oradan alabilir. Başka hiç kimse çıkamaz. Hiçbir yaratık yani oradan alamaz, insandan başka. Değil mi? Aradaki fark o. Bir de ne var? Mikrokozmos dediğimiz kısım var. Mikrokozmos dediğimiz, mikrokozmos nedir? Tam ondan bahsediyoruz. O da sonsuza doğru küçülen kısım. Sonsuza doğru küçülme imkanı olan kısım işte mikrokozmos dediğimiz. O da insan. Ferdi insan. Tek insan. O şekilde sonsuza doğru küçülebiliriz de. Maddenin içine doğru küçülürüz devamlı. O bizde, o imkanımızda vardır. Ona biz iç boyut diyoruz. İç boyut diyoruz. Veya alt kutbumuz diyoruz. Sonsuza doğru küçülür. Bizim işte o iki büyük yeteneğimiz vardır. Hem makro olabiliyoruz hem mikro olabiliyoruz. Bu kişilik ikisi de sonsuza doğru küçülür. Evren hep sonsuza doğru büyüyor derler. Ama onunla hep fizikten düşünülür. Benim erkek dediğim saha bakın ne fizik ne süzük. Yaratılmamış saha. Devamlı genişleyendir. Fizikte devamlı genişleme mevzubahis olamaz. Değil mi? Sonunda patlar. Muhakkak dönüşüme uğraması lazım. Ancak öyle genişleyebilir. Ama esas genişleyen kısım, yani devamlı büyüyen kısım, yaratılmamış kısımdır. Çünkü onların hepsi sonludur. Bunun sonu vardır. Onların da hepsi apayrı konular. O zaman daha bir. Ama zaman içinde konuşa konuşa anlıyoruz. Evet. Bu çeşitler hakkında sormak istediğiniz var mı? 5 çeşit. Ermiş'ten bahsettik. Buyurun. Bunların arasında şimdi 5 Ermiş'ten 5 tane dedik. Bunların da kendi aralarında dereceleri var değil mi? Yani Ermişlik olarak. Hı. Olabilir. Hani dereceler yapılabilir. Hani dereceler yapılabilir. Ama bizim yaptığımız da bu sınıflandırma da bizim yaptığımız anlamak için. Anlamak yani için. Hani daha ermiş, az, daha fazla yaş ermiş. Hani bana şey gibi geldi sanki aralarında biraz daha böyle yani birisinden daha az ermiş, birisi daha fazla ermiş ya da farklı alanlarda ermişler gibi. Çok doğru. Tabii farklı alanlarda ermişlerdir. Bakın yaratılışta hepimizin bir görevi var. Hepimizin özel görevi var. Onu zaten bulmak istiyoruz. Esas şeyimiz o. Kendimi bilmek istiyoruz dediğimiz zaman o bizim esas yaşam amacımız nedir? Görevimiz nedir? Onu bulmak istiyoruz. Onu bulduğumuz zaman ermiş oluyoruz zaten oraya. Oradaki verilen yetenekleri biz en iyi şekilde kullanırsak biz zaten en üstte yaşıyoruz. Ama yaratılış sonsuza doğru gidiyor dedim bakın. Erkek saha devamlı genişliyor. Onun için biz de devamlı genişleyeceğiz. Bir ermişin kimisinin büyük, kimisinin küçük olduğunu Allah diyor ki bana bırakın diyor öyle şeyleri diyor. Aslında ben hani büyük küçük demek de istemedim de şey demek istiyorum. Sanki farklı şeylerde yani ermişlikte de var gibi. Yani hep herkes bir değil. Tamam, haklısınız. Yani hepsi yine kendi şeyleri var. Yani herkes kendi içinde kendi algılaması yeteneği tam anlatamıyorum ama kendi içinde ermiş gibi. Yani bir sınıfa hepsini bir pozitif almıyor gibi geliyor bana. Değil zaten. Ben onu demek istemiyorum zaten. Bu 5 anlamamız anlamayı kolaylaştırmak için. Yoksa her insan bakın özel. Şurada hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Ama yani o özellik yine devam ediyor değil mi? Yani herkesin yani oraya erdiği zaman yine olmuyor.
Yine herkesin özelliği devam ediyor. Daima devam ediyor. Her zaman için hep herkesin kendi özelliği devam ediyor. Evet. Devam ediyor. Başka sormak istediğin? Ermiş bir kuşyalarla tekrar karşılaştığında herhangi bir gerileme yaşamıyor. Yaşayabilir. İşte insan dediğimizde o. Her zaman düşebiliriz. Pat diye. Tabii ne kadar yüksekten düşersek o kadar çok acıtıyor. Ama o zaman da tekrar kalkıyoruz. Ama değil mi? O fuşyalarla karşılaşmanın sebebi ermişlik eğer sınırsızsa daha yükseğe çıkmak değil mi? Evet. İşte o evet öyle düşünüyorum. Aşağı indikten sonra tekrar daha yükseğe. Evet. Tekrar çıkıyoruz. Hani hiç şey yapmıyoruz. Ah ne ben ne yaptım mahvoldum şimdi gittim ettim bittim falan. Peki şey olabiliyor mu? Yani bir noktaya varıp bir ermiş noktasına varıp turşayla karşılaşıp geri dönen oluyor mu? Yani tekrar daha eski durumundan daha kötüye doğru değil mi? Yani çeşit çeşit insanlar var tabii ki çeşit çeşit şekillerde yaşıyorlar. Her türlü şey var. Hepsi olabilir. Yani insanın kendine kalmış, yaşamına kalmış yaşantı örnekleri var. Her şeyin bir nedeni var. Her şeyin güzel bir nedeni var. Bütün yaratılış sevgi, ahenk ve güzellik. Oraya da o sonuçlanıyor. Yaratılışta üç şey var. Üç non demişler atalarımız. Üç tane güç var. Çeşitli isimlerle söyleyebiliriz bunu. Celal, Cemal, Kemal diyebiliriz mesela. Değil mi? Buna sevgi, ahenk, güzellik de diyebiliriz. Bunun için de, onun için başımıza bir hani dert çıktığı zaman biz ona dert gözüyle bakmıyoruz. Bunun içinde muhakkak sevgi var diyoruz. Bunun ahengi var, güzelliği var. Ben bu anda, şu anda göremiyorum diyoruz. Kalkıyoruz. Tekrar ayağa kalkıyoruz. Bu beni daha yukarıya çıkaracak diyoruz. Değil mi? Onun için işte sevgi, ahenk, güzellik. O şekilde yükseliyoruz. Korkmuyoruz. Ama şöyle dersek, aa tamam oldu ben bir daha hayatımda daha güzelini yapacağım diye bırakırsak onu hani daha da gerilere götürüyoruz hayatımızda. Değil mi? Hani o bir, iyi bir düşünce değil. Kalkıp devam etmek. Kalkıp devam etmek. Ama etmedik. Onu biz edinmeyince de hani niye etmedin de demiyoruz. Demek ki onu yaşamak istiyor o kimse diyoruz. Hani bunların da örnekleri var. Mesela benim aklıma gelen bir ermiş bilge bir kimse var. Bir yıl öğrencileri var etrafında. Bu olmuş olay. Yani bu anlattıklarım hep olmuş olaylar. Onun öğrencileri var bu etrafında. Tutuyor. Bir gün bir sabah kalkıyor. Diyor ki ben diyor Rumeli'ne gitmem gerekiyor diyor. Yani Anadolu o gün diliyle. Değil mi? Anadolu'ya gitmem gerekiyor diyor. Diyelim ki bugün Suriye'de oturuyor. Tamam yani oralarda oturuyor. Ve yola çıkıyor. Çünkü ermişler öyledir işte. Hani o işlerinden ne gelirse cidden onu yaparlar. Neden bu falan diyerekten soruşturmazlar. İçleri onları yönlendiriyordur. Yola çıkıyor. Öğrencilerinde katılanlar katılıyor. Hep birlikte gidiyorlar. Yolda tutuyor bir Rum kızına aşık oluyor. Ah vuruldum diyor. Kalıyor. Değil mi? Ve orada oturuyor artık diyor. Ben vuruldum tamam. Bu kadın benim hayatım diyor. Oturuyor. Hocam ne yapıyorsun ya çıldırdınız ha? Ha bırakın beni. Anlatın. Benim aşkım bu. Böyle günlerini geçiriyor. Öğrenciler etrafında 30 kişi varsa sonunda işte 5 kalıyor. Sonunda 3 kalıyor. Böyle geri dönüyorlar öğrenciler. Ve hatta hepsi de geri dönüyor. Adam tek başına orada kalıyor. Geri dönenler gidiyorlar. O okuldaki diğer öğretmenler geldikleri zaman diyorlar ki ya ne yaptınız? Siz niye bıraktınız öğretmeni? Hani bırakmayacaktınız. Yolculuğunuz beraberdi. Hani böyle öğrenecektiniz.
diyor. Tabii öğrencilerin çoğu diyor ki ya biz böyle öğretmen istemiyoruz diyorlar, tamam mı? Böyle gitti sokakta karşıdan gördüğü bir kadına aşık oldu, biz böyle öğretmen istemiyoruz. Sadece cidden 3-4 kimse inanıyor, tekrar geri geliyorlar. Tekrar geri geliyorlar. Öğretmenle birlikte, öğretmen bunlara kızıyor, gidin diyor başımda beklemeyin, niye kalıyorsunuz, gidin edin, bağırıyor, çağırıyor. Onlar diyorlar, yok biz kalacağız burada. Hani seninle birlikte yaşayacağız diyorlar. Ve yaşıyorlar cidden. Onun hani o üzüntüsünü, çünkü kız da oyun oynuyor ondan. Ay ben seni seviyorum diyor. Ama diyor benim dinime geçeceksin diyor. O da oldu diyor, geçeceğim diyor. Dinini değiştiriyor. Tamam mı? Yok şunu yapacaksın, yok bunu yapacaksın diyor. Ve sonunda hoca da birlikte kız geri dönüyor. O da ona aşık oluyor. Ve birlikte dönüyorlar. Hani hikaye o şekilde bitiyor. Bunlardan da o 2-3 öğrenci işte. O hayatı, o şeyi beraber yaşıyorlar. Çünkü ne olacaksa olacak. Onu yaşıyorsunuz. Bunlar hani planlamıyor o da ne olacağını. O onu yaşıyor. O bir düşme, kalkma meselesi işte o da, yani o anda. Onda da bir hikmet vardır. Tabii muhakkak işte her düşmede muhakkak bir şeyler var öğrendiğinden. Onun için o da işte kendini bırakıyor. Hani tutup da ben niye böyle yapıyorum deyip korkmuyor. Hani bunu anlatabiliyor muyum? Aa, diyor, aşık oldum tamam bu kadar diyor. Ve onu yaşıyor. İşte böyle hani ermişler. Onun için adları onların deliye çıkıyor. Tabi ne diyecekler o hocaya? Deli hoca diyecekler. Git daha açık oldu ya. Olacak iş mi bu diyecek değil mi? Çoğunluk öyle söyleyecek. Onlar işte o deli. Aptal diyecekler. Bıraktı kocaman profesörlüğünü. Şimdi gitti orada aşık oldu. Ne kadar aptal bir adammış falan diyecekler. Ama işte aptal da dedik değil mi? Bağlanmış yeni fidan. İşte o şekilde fışkırıyor. Bu böyle gidiyor işte. Ermişlik de o demek. Bunları da ayrı ayrı şeylerde işliyoruz hani konularda. Ne demek, ne olduğunu, onu anlamaya uğraşıyoruz. Onun için ermişlik çok uzak bir şey değil. Hani en uzağını konuştuk, abdal dedik, tutkun dedik değil mi? Bunlar çok uzak noktaları olmuş oluyor. Ama günlük içinde bilge gibi olan kimseler var, hizmet eden kimseler var değil mi? Bunların içinden bir yeni insan var, kendini göstermiyor ama görevini en iyi bir şekilde yapıyor. Onun için ermişlik uzak olan bir konu değil. Bugün ben bir zikir koydum. Zenginlik zikir ailesinden. Onu yapalım dedim. Hani siz tadın diyerekten ne demektiğinde. Bu da ya muiz, ya müzil. Bunlar iki tane zıt sözcük bunlar. Eşleşmişler. İkisi de zıt. Muiz nedir? Muiz yükselten. Müzil nedir? Alçaltan. Tamam mı? İkisi de yaradan. Biri sahili, biri diğer bir sahili gibi böyle. Bir vuruyor, bir vuruyor. Bir tanesi yükseltiyor, bir tanesi alçaltıyor falan. Ama işte ermişlik de öyle onların arasında cidden şeyle. Bunun dengesi cidden zenginlik oluyor. Bir zenginlik. Fiziki zenginlik, hani burada en sona geliyor fiziki zenginlik. En büyük zenginlik nedir? Tok gözlülük, şükretmek, hoşgörü, bunlar zenginlik. İnsanı zengin hissettiren en büyük zenginlikler değil mi? İşte buraya götüren bir şey bu. Alçak gönüllülük veriyor insana, hoşgörülük. Bunu kazandırıyor. Bu da cidden hani ermişliğin yolunu açan bir şey. İşte dedi biraz önceki anlattığım hoca gibi değil mi? O müzil bir duruma düşebiliyor. Düşüyor. Bırakmıyor kendini. Ama o müzil duruma düştüğümüz zaman bizim özümüz böyle kendisi ortaya çıkmaya başlıyor. Öyle durumlarda çıkıyor. En aşağı düştüğümüz zamanlar özümüzü hissetmeye başlıyoruz. Özümüzü hissetmeye başlıyoruz. O zaman öyle oluyor. Bunu nasıl söylüyoruz? Sol omuza başımızı döndürüyoruz. Muiz. Sola sağa döndürüyoruz. Müzil diyoruz. İsterseniz bunu 11 kere...
Muiz diyoruz. Ya Muiz. Sağda da Ya Muzil diyoruz. Bunun sesini çıkartmak önemli. Oldu mu? Yani şimdi zikrin söyleme şekli nasıl oluyor? Cidden bomboş olmak gerek. Hani aklımız sağda soldaysa etkisini çok azaltıyoruz. Bomboş olmaya gerek. Sesi duymaya çalışmak. Sesi duymaya çalışmak. Sesi doğru çıkartmak. Anlamların ötesinde bunların gücü. Anlamların ötesinde. Hani İbn Arabi ne diyor? Anlamlar diyor. Pardon, kelimeler anlamların önünde perdedir diyor. Bir şeyi kelimelendirdiğimiz anda anlamını biz daraltıyoruz. Daraltıyoruz. Onun için çeviriler çok zor oluyor. Daha da zorlaştırıyoruz bu sefer. Burada sesi çıkartmak çok önemli. Değil mi? İçimize dönüyoruz. 11 kere sessiz söylüyoruz dışarıdan. Sonra 11 kere sessiz içimizden söylüyoruz. Sonra da sessizce duruyoruz 1-2 dakika. Yok. Onu söyleyelim. Derin nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Sonra bir kere daha nefes alıp başlayacağız. Ya Muiz, Ya Muzin. 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 Nefes alırken Ya Muiz diyoruz, verirken Musil diyoruz. On bir kere söyledikten sonra bomboş durmaya gayret ediyoruz. Hiçbir şey söylemeden derin nefesler alıyoruz. Burada sim nefeslerini almak bizi boş tutabilir. Toprak nefesiyle başlıyoruz. Burundan alıyoruz, burundan veriyoruz. Bir kere daha yapıyoruz toprak nefesini. Burundan alıyoruz, burundan veriyoruz. Su nefesine geçiyoruz, burundan alıyoruz. Tutuyoruz, ağızdan veriyoruz, mum üfler gibi. Tekrar su nefesini alıyoruz. Burundan alıyoruz, tutuyoruz, ağızdan veriyoruz. Ateş nefesine geçiyoruz. Ağızdan alıyoruz. Sıcak süt içer gibi. Tutuyoruz bir müddet. Burundan veriyoruz. Tekrar ağızdan alıyoruz. Burundan veriyoruz. Hava nefesine geçiyoruz. Ağızdan alıyoruz. Tutuyoruz. Ağızdan veriyoruz.
Bulun nefesine geçiyoruz. Burundan alıyoruz, burundan veriyoruz. Gözlerimizi açabiliriz. Evet, bugünün konusu bu. Sormak istediğiniz bir şey var mı zikirle ilgili? Zikirle ilgili eğer hani ilgilenirseniz 3 Şubat Pazar günü Kalbin Hekimliği ve Aşkın Yolu öğretimiz var. Yani bunda zikirleri yapıyoruz. Mesela bu zikir Ya Muizyamüzi zor bir zikir. Ama söylemesi zor. Bunlar zıt Yaradan'ın bir eşleşmiş isimleri ama zıt isimler. Onlara atalarımız paramıt demişler. Birbirini sevgiyle çeken eşler anlamında paramıt. Paramıt sevgiyle çeken titreşim anlamında. Pazar günü gelebilirsiniz. Yine haftaya çarşamba günü dediğim gibi aynı konumuz var. Burada ruhun uyanışını gireceğiz haftaya çarşamba. Yine haftaya çarşamba 6'da Hakan Bey nefesle başlayacak. Yani ona nefesi biliyorsanız 6 nefeslere katılabilirsiniz. Çünkü bilenler için cidden bilmeyince zor olur. Eğer bilmek isterseniz ondan sonraki salıda mosteri başlayacak tekrardan. Ona katılabilirsiniz. Yoksa haftaya çarşamba görüşürüz. Ruhun uyanışında veya bu pazar. Kapanış yakarışıyla kapatalım. Tanrım, bizden hatırlanmanızı istediniz. Biz de sizi bedenimizin, kalbimizin ve ruhumuzun yetenekleri içinde anımsadık. Lütfen siz de bizi o engin ilminiz ve sevginizle hatırlayınız. Sağ olun, var olun.